Merhabalar. Maalesef Antalya'nın Manavgat ilçesinde ciğerlerimiz yanıyor. Manavgat'ta başlayan ve şehrin içine kadar ilerleyen yangının felaket filmlerini aratmayan görüntüleri ve yangına dair detayları sizler için derledik. Dün dört farklı noktada başlayarak yerleşim yerlerine kadar sıçrayan Manavgat'taki orman yangını ne yazık ki halen ilerlemeye devam ediyor. Yangın görüntüleri ise durumun ne kadar kötü olduğunun bir göstergesi adeta. Cennet ülkemiz Türkiye, neredeyse her yaz olduğu gibi bu yaz da büyük yangınlarla mücadele etmeye başladı. Bu yaz mevsiminin gördüğümüz en büyük yangınıysa dün itibariyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini gösterdi. Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebeci bölgesi olmak üzere 4 farklı yerde başlayan orman yangınına müdahale halen devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05 sularında çıktığı belirtilen orman yangınına bir İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iç makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahalede bulunuldu. Yapılan açıklamalara göre ise şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi ve 4 mahalle boşaltıldı. Bazı yerleşim yerleri yangın nedeniyle de söndürme çalışmaları halen devam etmekte. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangından zarar gören alanlar hakkında konuştu. Bakan Pakdemirli konuşmasında akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Şimdiden bunun en az 3-4 misline çıkacağını görüyoruz ifadelerini kullandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken 4 mahalleye yayıldığı, binaların boşaltıldığı, görevli ekiplerin yangını havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Osmaniye'de ve Mersin'de ise havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verilmiş durumda. Ekipler söndürme çalışmalarını ise karadan devam ediyorlar. Bunca kötü haberin ardından bir de olumlu bir haberden bahsedelim. Adana Kozan'da Kızlar Kalesi mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale devam ederken gündüz saatlerinde Çandık mahallesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındığı belirtildi. Bakan Bekir Pakdemirli, Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel hali hazırda müdahale ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da helikopterle Manavgat'taki yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Manavgat'taki yangında yaklaşık 8 saatin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Pakdemirli ilk açıklamasında maalesef hala yangın kontrol altında değil demişti. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehditin olmadığını söyleyen Pakdemirli, Yavrudağan köyünde 8 kadar evin zarar gördüğünü dair bilgi edindiğini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Manavgat'taki yangına ilişkin yaptığı açıklamada olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır dedi. Sözlerimin hemen başında bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, bunun yanında gerek Dışişleri Bakanım, gerek Kültür ve Turizm Bakanım, Valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve personelle yangına müdahale etmektedir. Milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte oradaki olaya el atmış durumdalar ve en kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim dedi.
Sözlerinin devamında 4 mahallenin boşaltıldığı bilgisini veren Muhittin Böcek, "Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır. Sayın Valim bunu araştıracaktır. Bunu en kısa zamanda öğrenmiş oluruz" şeklinde konuştu. Yangının yerleşim bölgelerine kadar ulaşıp evlere kadar gelmesinden sonra basın açıklamasında konuşan Bakan Pakdemirli, rüzgarın yangının büyümesine olanak tanıdığını söyledi. Bakan Pakdemirli sırasıyla Yeniköy, Sarılar, Baraj ve Gebece bölgelerine çıkan yangına 13 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını, hava sıcaklığı ve 50 km hızla esen rüzgar nedeniyle hıza yayıldığını belirtti. Pakdemirli ayrıca evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında konaklamayla ilgili odamız mevcut. Ancak şu ana kadar bir başvuru yok. Buradan da bilgilendirme yapalım. Evlerini tahliye eden vatandaşlarımız Manavgat'taki kriz masasına uğrarlarsa kendi konaklamalarıyla ayarlama yapılacak dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'da yaptığı bir paylaşımında 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'si ise dumana maruz kalma sebebiyle toplam 62 kişi tedavi altına ifadelerini kullandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yangın için hala devam ediyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işleri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil, bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli dedi. Yangın öyle korkunç bir boyuta ulaşmış durumda ki Doğu Haber Ajansı'na yer alan habere göre Manavgat'taki yangının bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar gelmesi nedeniyle hastane tahliye edildi. Hastalar tedbir amaçlı olarak başka bir hastaneye nakledilirken alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkiindeki yangında evlerinde olanlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların öldüğü belirtildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yaklaşık 80 km uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yangının devam ettiği bölgede hava sıcaklığının 39 ila 42 derece aralığında değiştiği, rüzgarın hızının gün içerisinde 50 km'ye kadar ulaştığı belirtildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise hava sıcaklığı yüksek, poroz esiyor, hava sıcaklığı 44-45 derece, tehdit ettiği köyleri boşalttık, Tolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı, havadan müdahale devam ediyor dedi. Yangının ilk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladığını, kozalakların süratle etrafa yayıldığını belirten Yiğit, "Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı. Fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'deki mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Öte yandan ise Manavgat'ta görülen en büyük yangın sosyal medyanın gündemindeydi. Pek çok kullanıcı, kurum, kuruluş, dernek ve topluluk sosyal medya üzerinden desteklerini ilettiler. Yangının neden çıktığı ya da başladığı konusunda henüz net bir bilgi ya da resmi açıklama yok. Ancak ortada birçok spekülasyon mevcut. Bunlardan biri ise şu anda ekranda izlemekte olduğunuz Ankara Polatlı girişinde askeriye ait bölgedeki araçları ateşe vermeye çalışan bir teröristin çevredeki bir vatandaş tarafından yakalandığı ana ait görüntüler. Yani yangının aynı anda 4 farklı yerde başlamış olması da bunun bir terör saldırısı olabileceğinin en büyük kanıtlarından birisi bana göre. Bu tarz sahinliklerin benzerini de daha önce de pek çok kez görmüştük. Dileriz ki yangın bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür. Geçmiş olsun Manavgat, geçmiş olsun Türkiye. Gündemden uzak kalmamak ve gündeme dair konulardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.